sormuşlardı bana ya niye senin etrafında bir kitle teşekkür etmedi diye. Ben öyle bir şey yapmak istemedim ama benim işimde risk var. Kalabalık risk olmayan yerde toplanır. Adam sigara içerken çeker mi? Biliyorsunuz size son iki ders, geçen seneki dersleri hülasa ederek geçirdim. Ve bu ders için gelecek ders yeni bir bahse başlayacağız dedim. O iki ders neydi? Bir grup dersin hülasasıydı. Yönlendirme sanatı yahut hayat felsefesi yahut yaşamak sanatı gibi bir gence hayatını randımanlı kılacak meselelerin izahıydı. Belki 100 kitaptan toplanacak bir malumatı biz 5-10 derse sığdırmıştık. Sonunda da onu bu sene bir derse sığdırarak lübbüllüf özün özü olarak takdim ettik. Ondan sonraki derste İslam dünya görüşünü özetledik. O da aynı durumdadır. Şimdi bugün başlayan ders, bu senenin esas programıdır, dersidir. Bu dinden ve tarihten seçilmiş meselelerdir. Bunlar birbirinden müstakil meselelerdir. Öteki dersler gibi birbirine bağlı dersler değildir. Birbirinden müstakil. Her biri kendi başına ayrı bir meseledir. Bunun ilk dersi İslam'da siyasi nizam yahut siyasi sistem. İslam nasıl bir sistem emreder? Onu bilmektir. Bu grup içindeki derslerde her derste ayrı bir mevzu ele alacağız. Ve her dersin sonunda da bir eser ve büyük müellif tanıtacağız. Meşhur eserleri ve meşhur yazarları tanıtacağız. Hulasata. Hiç olmazsa şahıslar ve eserler hakkında sonunda belli başlılar hakkında bir fikriniz olsun diye. İslam'da siyasi nizam nedir? Bunun amir hükümleri yani vazgeçilmez prensipleri nedir? İhtiyari olan, maslahata havale edilen, zamanın, mekanın şartlarına havale edilen veçesi nedir? Bu dersin mevzu budur. Size İslam dünya görüşünde demiştim ki İslam'da dini ve la dini gerçek tefriki yoktur. Yani İslam beşeri hayat ve faaliyetlerin yahut beşeri efkarın herhangi bir kısmını kendi değerlendirmesi dışında tutmaz. Bir insandan sadır olan bütün fiiller din nazarında onun tasnif ettiği ve kıymet hükmü olarak vaaz ettiği kategorilerden birine girer. Buna ef'al-i mükellefin deriz. Mükellef olan insanların, Allah katında mesul olan insanların ki bu akil ve bali olmakla başlar. Akil, akıllı olmak, bali buluğa ermekle başlayan bir vetirede vaki olabilecek her fiili bir değerlendirmeye tabi tutar. Kabul eder, reddeder, beğenir, beğenmez,
beğenmenin derecelerini koyar, beğenmemenin derecelerini koyar. Ama bu fiil beni alakadar etmez. Bu din dışıdır demez. Bundan dolayı da laiklik denilen bir mefhum İslam'la bağdaşmaz. Gene hatırlayın, size demiştim ki peygamberlerin vazife ve selahiyetleri kah mekan itibariyle, mekan ve zaman itibariyle, kah da mevzu itibariyle tahdide uğrar. Hazreti İsa'nın şeriatinde getirdiği vahide, ki onun aslı ortada olmamasına rağmen aslı bile olsa ahkam-ı içtimaiye yoktur. Sosyal kaideler yoktur. Ne vardır onun yerine? Sadece ahlaka taalluk eden kaideler vardır. Ahlak sosyal hayatın bütününü ihtiva etmez. Halbuki İslam şeriatı muamelat adıyla adlandırılan içtimai faaliyetlere ait bir saha ihtiva eder. Ve bunlarda da bazen amir hüküm vasfında hükümler olur. Bazen de o amir hükümlerin mantığına sadık kalınmak suretiyle müçtehitlerin maslahatı takdir ederek çıkarabileceği işler olur. İnsan cemiyet halinde yaşamaya mahkum o istidat ile, o temayül ile mütehalli olarak yaratılmıştır. Bu gerçeği ifade için halk lisanında yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Bir insan bütün kendi ihtiyaçlarını kendi başına temin edemez. Toplu halde yaşamaya mecburdur. Bu ilahi bir şartlandırmadır. İlahi bir şartlandırmadır. Kainattaki bütün varlıklar ilahi tayinle olan deterministlerin ona mecburiyet dedikleri bir takım vasıflara haildirler. İşte suyun normal basınç altında, saf suyun 100 dereceyi hararette tebahur etmesi gibi veya donması gibi. Bütün mevcudat böyle ilahi tayinle olan şartlandırmalara tabidir. Mesela her ısınan cisim genişler. Soğudukça da daralır. Bütün eşyayı tabiiye hakim olan bu kanun suya geldiği zaman tersine döner. Hiç kimse suyu da bu umumi kaideye uydurmaya kalksa zerre muvaffakiyet elde edemez. Bütün cisimlerin aksine su ısındığı zaman küçülür, soğuduğu zaman genişler. Buz yaptığı zaman boruların patlaması bundandır. Eşyayı tabiiyenin tabi olduğu şu umumi kanuna ilahi tayinle vaz edilmiş olan bu istisnayı hiçbir beşeri güç bertaraf edemez. Çünkü onun fıtratında mevcuttur, meknuzdur. O mahkumdur o hususiyete göre şekil almaya. Aynen bunun gibi de insan üns kökünden gelir. Ünsiyetten türemiş bir kelimedir. Yani münasebat-ı mütekabile ile hayatını idame ettirmeye, başka fertlerle münasebette bulunarak, onlara ihtiyacı olarak hayatını idame ettirmeye ilahi tayinle mecburdur. Diyelim ki kadını alın, hiçbir kadın kendi başına çocuk doğuramaz ve neslin devamını temin edemez. Hiçbir erkek de bu işi yapamaz. İnsan neslinin devamı için İlahi şartlandırma ile kadındaki hususiyetle erkekteki hususiyetin içtimağı şarttır. Bu misali bütün beşeri faaliyetle şumullendirdiğiniz zaman
görürsünüz ki onların da cemiyet halinde yaşama mecburiyetleri aynen eşyai tabiyenin şartlandırılışı gibi bertaraf edilemeyen, ilahi takdire dayanan bir zarurettir. Bir mecburiyettir. Bir fıtri hususiyettir. O zaman bu cemiyet halinde yaşamanın beşeri bir faaliyet sahası olması itibariyle din tarafından, hasreten İslam tarafından aklınız nasıl isterse öyle yapın diyerek başıboş bırakılacağını, nizamlanmayacağını düşünemeyiz. Çünkü İslam'ın temel vasıf itibariyle dini ve ladini gerçek ayrımını kabul etmediği ne dair yukarıdaki sözlerin tabii bir neticesi odur ki madem bir beşeri faaliyet sahasıdır, o faaliyet sahasını da bir takım kıymet hükümleriyle değerlendirmeye ve o kıymet hükümleriyle de tanzime İslam'ın tabiatı icabı, mahiyeti icabı bir zaruret ve mecburiyet mevcuttur. Hiçbir zaman insan topluluğu birlikte yaşama hayatını nasıl isterse öyle düzenlesin diye İslam'ın bunu kendi haline bıraktığı söylenemez. Ya ne yapar? İslam bu sahayı da tanzim eder. Bu sahayı da tanzim eder. Bir topluluğun, bir insan topluluğunun şu münasebat-ı mütekabileyi bir nizam dahilinde yürütme ihtiyacının ilk meyvesi devlettir. Devlet yani organize bir sosyal topluluktur en geniş manasıyla. Devlet, millet denilen, onu teşkil eden insanların heyeti mecmuasının siyasi iktidar suretinde tezahürünün adıdır. Devletle millet arasındaki fark budur. Siyasi bir teşkilatlanma vücuda getirip de münasebat-ı mütekabileyi cemiyet planında bir nizama, bir esasa oturttuğu zaman o milletin heyeti umumiyesinin teşkil ettiği siyaset arenasındaki görüntüsü, yani hükmî şahsiyetin adı devlettir. Devlet bir hükmî şahsiyettir. Onu teşkil eden fertlerin heyeti umumiyesinden teşekkül eden bir hükmî şahsiyettir. O zaman devletin nizamlanmamış olacağını düşünmek İslam'ı anlamamaktır. Yahut onu size bırakıyorum, istediğiniz gibi siz düzenleyin demiş olmasını beklemek de gene İslam'ı anlamamaktır. Çünkü kendisi hiçbir beşeri faaliyet sahasını tanzim iddiasından vazgeçmez. Başka dinler için bu mevzu bahs olabilir. Bu peygamberlerin vazifelerinin farklı olmasından doğmuş bir keyfiyettir. Ama İslam'da bu böyle düşünülemez. O halde devleti de tanzim etmek İslam'ın bir vazifesidir ve tanzim ettiği de muhakkaktır. Düzenlediği de muhakkaktır. Beraber yaşamak bir takım hak ve hukuku muhafaza için kaidelere tabi olmayı icap ettirir. Hukuk, bu kaidelerin adıdır. Aslında hukuk lügat olarak haklar demek olan bir kelimedir. Şu arz ettiğim manada kullanılışı yanlıştır, galattır. Bunun doğrusu fıkıh. Fıkıh, ince kavrayış, anlayış ve o anlayışın icabı olan dakik, adil hareket demektir. Fakat
İslam nazarında fıkıh sadece insanların birbirleriyle münasebatını tanzim etmediği için daha şumullü olduğundan beşeri hukuklar bu ismi alamamıştır. Çünkü beşeri hukuk insanların birbirleriyle münasebatını esas alırlar. İslam nazarında fıkıh insanın Allah ile münasebetini de içine alır. Onun içindir ki İmam-ı Azam Hazretleri kelime-i tevhidin tefsirine fıkhı ekber, büyük fıkıh ismini vermiştir. Kelime-i tevhid, Allah'ı birleme, onun vahdaniyetine inanma, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün şerhidir. İmam-ı Azam Hazretleri eser telif etmiş değildir. Takriben 40 talebesiyle 4 milyon meseleyi fıkhiye halli fasletmişler. İttifak etmişlerse ittifaklar yazılmış, ihtilaf etmişlerse farklı reyler yazılmış. Ama İmam-ı Azam Hazretleri kendi telifi olarak ortaya hiçbir eser koymamıştır. Bu Fıkh-ı Ekber denilen bir makaledir. 1,5 sayfalık. Onu şerh edenler vardır. Üzerinde İmam-ı Azam'ın adını koyar ki kitabı çok satılsın. Ama fıkıh kelimesi kulun Allah ile münasebetini de içine alır. Halbuki beşeri hukuklar böyle bir sahayla iştigal etmezler. O dinin işidir. La dini hukuk sahasını daraltmıştır. İnsanın insanla münasebetini, insanın eşyayı tabiiye ile münasebetini ve insanın hayvanla münasebetini tanzim eder. Burada insanın insanla ve insanın eşya ile münasebeti dun bir mevkidedir. Kahir ekseriyetiyle insanın insanla münasebetini tesis eder. İslam hukuku ise yahut fıkıh doğru tabiriyle ise bunlara ilaveten insanın insanla münasebetini değil, onun üstünde insan Allah ile münasebetini de tanzim eder. Onun için size yazdırmıştım. Üsküdarlı Talat Bey 1926'da vefat etmiş, son devrin değerli şairlerinden ama şiirleri yanmış maalesef, ortada pek bir şey yoktu. Edebiyat hocalarının elden ele edindikleri birkaç şiirden başka. Hukuk fakültesine giden oğluna bir nasihat beyti yazıyor. İlmi hukuktan sana bir nebze söyleyeyim. Hukuk ilminden sana bir azıcık bir şey söyleyeyim. Takdir eder bu hükmü cümle zümreyi duhat. Duhat dahiler. Dahiler zümresi bu hükmü tasdik eder. Tereddüt etmezler tasdik. Bir zatı hak bilinmelidir. Allah'ın zat varlığı bilinmelidir. Bir de hakkı zat. Bir de onun bizim üzerimizdeki hakları. Bakisinin neticesi yok. Hepsi türrahat. Saçma sapan, boşla kırdı gerisi. Doğru olan nedir? Hukuk dedin mi? Bir Allah'ı bileceksin, bir de Allah'ın senin üzerindeki hakkını bileceksin diyor oğluna. İlmi hukuktan sana bir nebze söyleyeyim. Takdir eder bu hükmü cümle zümreyi duhat. Bir zata hak bilinmelidir, bir de hakkı zat. Bakisinin neticesi yok, hepsi türü hak. Şimdi aman ya niye aldım ki ya? Efendim aleykümselam, ders başladı, neredesin kaçak talebe? Olur mu şey, sormuyorsun ki bana, ben netice hallettim, Tayyip'le bir işim kalmadı. Evet, sağ ol, sağ ol. Gel hadi gel, hadi gel. Sen o haberi erken bekleyecektin. Ders başladıktan sonra değil. Neyse. Tamam. Sen gecikmeden iş yapmıyorsun. Hadi Allah'a emanet. Olsun. Peki. Gelin.
İyi ama değişti şartlar. Bunu adam erken öğrenir. Değişti şartlar. Gerek kalmadı. Bu talebelerin nasibi varmış. Allah rotayı başka tarafa çizdi. Ya zuhurata tabi zaten. Hadi Allah'ın adresi. Gel. Selamun aleyküm. Evet. İslam fıkhı böyle geniş. Ama biz ona gene hukuk diyelim. Bu galat kelimeyi kullanalım. Kulun Allah ile münasebetini dahi tanzim eden bir fıkı elbette kulun devleti nasıl isterse öyle teşekkül ettirsin diye bırakmaz. En iptidai kavimlerden en mütekamil topluluklara kadar her insan cemiyetinde münasebat-ı mütekabilenin karşılıklı münasebetlerin hak ve hukuku koruyarak nizamlandırılması ihtiyacı daima mevcut ola gelmiştir. Bu içtimai hayatta hukuk kaidelerinin mevcudiyetini icap ettirmiştir. Gene en iptidai kavimden en mütekamile kadar insanlar arasında birbirlerinin hukukuna riayeti temin edecek olan bu kaidelerin tatbiki için onu cebredecek bir otoriteye ihtiyaç kabul edilmiştir. İslam alimlerinden çok istisnai olarak bazı alimler eğer kitle kendiliğinden hukuk kaidelerine uyarsa, bakın fıkıh demiyorum kasten, sonra fıkıh anlayın. Eğer kendiliğinden uyarsa devlete ihtiyaç olmayabilir. Halbuki hukuk kaidelerinin tatbiki için devlete ihtiyaç olmasa başka sebeplerle gene ihtiyaç olur. O topluluğun tahaffuzu, korunması düşmanlarından, müşterek menfaatlerinin birbirine karşı değil, müşterek menfaatlerinin temini için ve buna benzer başka sebeplerle gene de bir müşterek otoriteye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç devlet denilen müesseseyi icap ettirir. Bunun icap ettirdiği müesseseye devlet denilmiştir. Öyle de söyleyebiliriz. Demek ki devletsiz bir topluluk düşünülemez. Çünkü aralarındaki hukuk kaidelerini yürütecek bir otorite mecburiyeti vardır. Aksi halde uymayana bir şey yapamazsın. O da anarşiye müncer olur. Başsızlık ve anarşiye müncer olur. Bu salt, mantık ve insan tabiatının icabı olan keyfiyet İslam'da kabul edilir. Çünkü İslam realist bir sistemdir. İnsan tabiatının değişmez hususiyetlerine göre kaide koyan bir dindir. Onun için fıtrat dini, eddinül fıtri diye yad edilir. Fıtrat dini. Evet, demek ki devletsiz bir Müslüman topluluğu da düşünülemez. Şu mantıki teselsülün tabii bir neticesi ve İslam'ın arz ettiğim bir iki temel hususiyetin icabı olarak Müslümanların da bir devleti olmak mecburiyeti vardır. Esasen tatbikat da bunu gösterir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatı tetkik edildiği zaman görürsünüz ki o siyasi otoriteyi tesis etmiş ve tatbik etmiştir. Peki bu devlet hayatı için İslam neyi emreder? Neyi söyler? Bunu nasıl yapın der? Sana namaz kıl der. Devlete namaz kıl demez. Devlet bir hükmü şahsiyet. İsmet Paşa 1937'de laikliği getirirken siz güldünüz ama şu gülünecek iddiayı gerekçe yaptı laikliğe. Diyor ki devlet bir mefhumu mücerret olması itibariyle yani müşahhas
elle tutulur bir varlığı yoktur. Devlet, milletin siyaset arenasındaki akseden şahsiyetin adıdır. Binaenaleyh o dinin evamir ve nevahiyine, yani nehilerine ve emirlerine fiilen ve amelen ittiba edemez. Yani namaz kılamaz, bedeni yok. Oruç tutamaz, bu komediye var. Laikliğin gerekçesi budur beyler. Öyleyse devletin dine ihtiyacı yoktur. Sanki din devlet için namazı orucu emrediyormuş gibi. Müşahhas varlığı olan bir varlık için emrettiği kaideler emsal göstererek devletin müşahhas bir varlığı olmadığına göre dinin emirlerini ve nehirlerini icra onun için mümkün değildir. Öyleyse dine, devletin dine ihtiyacı yoktur diyor. Bu gerekçedir. Milleti böyle kandırdılar. Saf mantıkla baksan lan hakikaten. Ama bu neye benzer? Kuşlar iki kanatlıdır uçarlar. Sinek de iki kanatlıdır. O halde sinek de kuştur. Böyle bir mugalatadır. Evet. Demek ki dinin fert hakkındaki emri başkadır. Devlet hakkındaki emri başkadır. O zaman dinin devlet hakkındaki emirlerini görmek lazım. O nedir? Gariptir. Gariptir. Nassa dayanan, değiştirmesi mümkün olmayan, ilahi emirlere dayanan İslam, devlet hayatının icabı olan pek çok faaliyeti maslahata havale etmiş. Pek azını tanzim edip amir hüküm vasfında vaz etmiştir. Beşeri sistemlerden daha toleranslıdır. İnsan aklına maslahatı takdir ederek hüküm vaz etme selahiyeti vermesi bakımından beşeri sistemlerden daha toleranslıdır. Garip bir şey. Evet. Nedir o hükümler? İslam devlet için 4 vazgeçilmez şart beyan buyurmuştur. Nassa dayanan, amir hüküm, emredici hüküm vasfında kaide 4'tür. Nedir onlar? Birincisi ahkam-ı şer'iyenin tenfizidir. Yani devlet, şeriat, kanun ve kaidelerini fiilen tatbik etmek için vardır. Bu onun asli vazifesidir. Allah'ın emrettiğini emredecek, nehyettiğini nehyedecek. Yasakladığını yasaklayacak. Ahkam-ı şeriyeyi, şeriat hükümlerini tenfiz edecek, icra seviyesine intikal ettirecek. Birinci şart bu. Ben Allah'ın bu emrini yerine getirmek benim vazifem değildir demeyecek. Diyemez. Bir idarenin İslami olup olmadığını anlamak için aranacak birinci şart budur. Ahkam-ı şeriyenin tenfizi, tenfiz, infaz etme, yerine getirme, tatbik mevkiine yükseltme, icra etme. İkinci amir hükmü emanetin ehline tevdidir. Burada emanet kelimesi amme selahiyet ve iktidarıdır. Yoksa birine bir para verdin, emanet ettin, geldiğim zaman alacağım. Böyle emanet değildir. Emanet, umumun menfaati için, umumun müşterek iradesini temsil eden siyasi otoriteyi kullanma meselesidir. Yani mevki ve memuriyetlerin liyakatlere göre verilmesidir.
Mehmet şuraya gel, gözüne güneş geliyor. Şöyle gel. Mevki ve memuriyetlerin, bak hemen onun arkasından bunu getiriyor. Mevki ve memuriyetler ehline verilmediği zaman kıyameti bekleyin diyor. O kadar işler sapa sarar. Liyakatsiz adam bir mevkiye getirdi mi yanlış işler yapar. Amme nizamı alt üst olur. Üçüncüsü şuradır. Ve şavirhum fil emri. İşlerinizi istişare ederek yapınız. Allah'ın emridir. Amir hükümdür. Tek adamın istişaresiz, müşavirsiz icraatı İslam'da men edilmiştir. Men edilmiştir. Müşavere edecektir. Ammenin selameti namına alacağı kararları bu istişareyi sonra tafsil ederim. Buradan sakın devlet reisi tek adam, padişah, kral, hükümdar, neyse halife, o zaman tek adam değil midir? Onun müşavirleri olacak. O şartı koyuyor. İstişare edecek. O istişarenin de şartları var. İstişare eden için de, istişare edilenler için de bunların çok tafsilatı var. Merak edenler Maverdi'nin Ahkam-ı Sultaniyesi Latin harfleriyle tercüme edilip basılmış Bedir Yayın Evi'nde alıp tafsilatına bakabilirler. Maverdi büyük bir idraktir, büyük bir alimdir ve de Türk'tür. Evet. Demek ki üçüncü şart istişaredir. Tek kafanın idaresini kabul etmiyor İslam. Peki dördüncüsü nedir? Bu şartlara haiz olana biat etmedir. Seni kabul ettim demedir. Bu idare edilenlere ait şarttır. Bu munzam bir seçimdir. Yani sonradan eklenen, sonradan zam olan bir seçim demek. Peki de bu siyasi otorite, şu işleri yapacak olan siyasi otorite nasıl tesis edecek? Nasıl ortaya çıkacak? Birinin çıkıp ben sizi idare edeceğim demesiyle olur mu? Şöyle olur mu, böyle olur mu? Bak orada bir amir hüküm yok. Amir hüküm olmayan husus maslahata havale edilmiş demektir. Maslahat halin icabı demektir. Maslahat halin icabı içinde yaşanılan zamanın gerekleri demektir. Halin icabını takdir eden müçtehittir. İhtiyacatın dinamik olan hayat içinde daima değiştiğini, bu değişen şartlarda eğer her şeyi bu değişmeye tabi kılsaydı, din yalnız devlete ait meselesinde değil, başka meselelerde de her asırda başka bir din haline gelirdi. Nasıl biz çocukluğumuzdan itibaren birçok değişiklik geçiriyoruz ama hep aynı kalan bir özümüz var. İşte asıl senin şahsiyetini yapan temel hususiyetler gibi o din de, İslam da kendi fikri mimarisini vücuda getiren temel esasları değişmez olarak, nas olarak vaaz ediyor. Bunun etrafında insan tabiatının değişmeye tabi olan hususiyetleri muvacihesinde ortaya çıkabilecek keyfiyetler için seni vaaz ettiği umumi mantığa sadık kalmak şartıyla, müştehit tür değildir. Vaaz ettiği umumi mantığa sadık kalmak şartıyla yeni hukuk kaideleri koymaya selahiyetli kılıyor. Belli şartları haiz olan insanlar için. Herkesi değil, dağdaki çoban içtihat edemez.
mümin olacak, alim olacak, maslahat-ı müdrik olacak, İslam'ı bir hakkın bilecek, İnhiraf mahiyetinde şimdiki televizyonlarda ahkam kesenler gibi değil, İslam'ın umumi mantığına sadık kalacak, dini doğru olarak bilecek vesaire onun şartları var. Ama bütün hükümleri amir hüküm vasfıyla getirmiyor. Siyasi otoritenin teessüsünü de amir hükme bağlamıyor. Şartlar neyi gerektirirse öyle yapın. Onu, bunu her tanzim etmediği iş için, hayatta ortaya çıkacak yenilikler için aynı mantığa havale ediyor demektir. İçtihada havale ediyor demektir. İçtihada havale edilmiş meselede doğruya ulaşmak için evvela ashabın tatbikatına bakılır. Onların zamanında bu var mıydı? Peygamberi iman nuruyla görmüş olan, ona iman etmiş olarak görmüş olan insan sahabedir. İman etmiş olarak peygamberi görmenin o insanda husule getirdiği tesiri biz ölçemiyoruz. Onda nasıl bir füyuzat vücuda getirdiğini bilemiyoruz. Ama onları içtihatta bir numara kabul ediyoruz. Eğer onların zamanıyla bizim zamanımız şartlar birbirine uyuyorsa, o içtihadın da şartlarını hesaba katmak lazım. Benzer bir hadisede aynı şartlara ait bir hüküm var mı? Evvela ona bakıyoruz. Burada siyasi otoritenin teessüsü için ashabın hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki birkaç şekil tatbikat var. Bunun birisi ehli hal vel akdin seçimi. Bak sade seçim demek. Ehli hal vel akdin seçimi. Bir cemiyet içinde müteneffiz olanlar, mütehayyizan, Kemalistlerin kulakları çınlasın. Bin kelime kaldırıp bir kelime koyuyorlar yerine. Nafiz, hakim, muktedir insanların bir araya gelmesiyle yapılan seçim. Hazreti Ebu Bekir böyle seçilmiş. İlk tatbikatı böyle görüyoruz. Beni Sakife, Beni Saide Sakfı'nda toplandılar. Sakife böyle dam altı gibi bir yerdir, gölgelik. Ve orada uzun münakaşalar, ders bitmez yoksa tafsilata girmiyorum, ben size çok özet bir bilgi vermek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir'i seçtiler. Sahiller de ona biat ettiler. Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin biat etmekte 6 ay gecikmesinden ne fitneler doğdu. Kabul etmediği için gelmiyor vesaire. Bunlara girmiyor. Hazreti Ebu Bekir'in seçimi bize gösteriyor ki ehli hal vel akdin seçimiyle siyasi otoritenin teessüsü caizdir. Sahabenin içtihadıyla sabittir. Sahabede ikinci bir tatbikat görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i kendine tabir caiz ise vezir tayin etti. Vezir tayin etti. O vezirlik veliahtlık manasınaydı. Yani benden sonra o olsun. Benden sonra o olsun manası. Hazreti Ebu Bekir'in bu tercihini kitle kabul etti. Hazreti Ömer'e biat etti bila istisna. O da bu suretle halife oldu. Yani devlet reisi oldu. Demek ki siyasi otoritenin teessüsünde ve siyasi hiyerarşinin kuruluşunda, zirvenin teşekkülünde
İkinci usul de veliaht tayinidir. Bir halife kendine veliaht tayin ederse amme-i müsliminin kabul etmesiyle ondan sonra o halife olur. Sahabe bunu yapmış. Hazreti Ömer işi şuraya havale etti. Şura olarak aşere-i mübeşşereyi seçti, ihtiyar etti. Yani yaşarken cennetlikle müjdelenmiş olanları. Bunlar isminden de anlaşıldığına göre 10 kişiydiler. Fakat o gün hayatta 7 kişi vardı. Onların biri seferdeydi. Geriye kalan 6 kişi Medine'de olduğu için bir nevi emniyeti umumiye müdürü makamındaki eminül am olan adama emir verdi. Ben ölürsem, çünkü yara almıştı biliyorsunuz, ben ölürsem bu adamları bir odaya topla, halifeyi seçinceye kadar bunları serbest bırakma. İyi de bunlar 6 kişi. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta, ortada kalırsa iş ne olacak? İdare heyetler hep tek sayıyla teessüs eder. Bunun sebebi odur. Rey, karar alınamamak, rey mütesavi olursa, eşit, bölündü ikiye, karar alamazsın. Tek sayı olursa bir taraf bir fazla olur muhakkak. En az bir kişi bir tarafta ağırlık verir. Oğlu Abdullah'ı o heyete dahil etti, seçilmemek şartıyla. Sen de bu heyete dahilsin, fakat sen aday olamazsın, seçilemezsin. Kendisine, senden sonra oğlun Abdullah'a biat edelim mi, yani onu halife yapalım mı diyenlere verdiği cevap da calibi dikkattir. Bir evden bir kurban yeter. Bunu bir külfet, amme-i müslimin namına bir külfet kabul eden bugün yeryüzünde kim vardır? Herkes bunu hükmetmek için nimet sayar. Halbuki bu bir külfettir. Onun mesuliyetini idrak eden için öyledir. Mehmet Akif'in lisanından bak ne diyor. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Madem sen halifesin, niye amme-i müsliminin rahatını, istirahatını, ihtiyacatını karşılamıyorsun diye hesap vermekten korkuyor. Gene Mehmet Akif'te koca karı ile Ömer hikayesini hatırlayın. Gece sırtında fakirin evine çuvalı un taşıyor. Böyle anlamak var iş. Sen seçilemezsin. Hatta ona tayin etti. Falana dikkat et. O ne tarafa rey verirse sen de oraya ver dedi. Bu aşere-i mübeşşereden 6 kişiden 3'ü istinkaf etti. Biz aday değiliz dediler. Kaldı 3 kişi. O 3 kişi Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Abdurrahman İbni Avf'tı. Abdurrahman İbni Avf da dedi ki, beni aranızda hakem yaparsanız ben de aday olmayayım. Hazreti Osman da Hazreti Ali de hay hay dediler. Senden güvenilir adam mı bulacağız? Onu hakem yaptılar. O zaman emniyet umum müdürünü çağırdı. Dedi ki bugünkü tabirle benim bir anket yapmam lazım. Hani kamuoyu yoklaması diyorlar ya. Bakın bunu 1400 sene evvel Abdurrahman İbni Avf Medine'de yapmış. Bana zaman tanıyacaksın. 1-2 gün. Hayır, halifenin emri seçmeden ayrılamazsınız. Hayır dedi. Biz öyle hot pot seçemeyiz. Halkın nabzını tutacağım ben dedi. Ondan 2 gün müsaade aldı. Kaynakların rivayetine göre yatalak hastalarla bile konuştu. Medine'den yolcu geçen adamlarla bile konuştu. Herkesin reyini aldıktan sonra Mescid-i Nebevi'ye toplanın dedi. Hutbeye çıktı. Ya Osman, seni halife seçersem
hakem oldu ya, seni halife seçersem, senden evvelki halifelerin Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ve senden evvelki halifelerin içtihadına uyar mısın dedi. Hay hay, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, benden evvelki halifelerin içtihatlarına uyarım dedi. Ya Ali, seni seçersen, aynı suali ona sordu. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, senden evvelki halifelerin içtihatlarına uyar mısın dedi. Hazreti Ali dedi ki, hay hay, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uyarım. Benden evvelki halifelerin içtihadına gelince, ben beğenirsem kabul eder, ona uyarım, beğenmezsem kendim içtihad ederim. Bu söz yanlış değildir. Çünkü içtihad ile içtihad naksedilmez. İslam'ın bir temel kaidesidir. Yani bir içtihad, bir içtihadla çürütülmez. İkisi aynı kuvvettedir. İkisi aynı kuvvettedir. Şimdi buna size bir misal vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın alnı kanadı. Ayşe validemiz bu kanı sildi. Efendimiz kalktı, abdest aldı. Kimse akıl edip de sormadı. Neden abdestinizi tazelediniz ya Resulallah? Aradan zaman geçti. Sormak imkanı da kalmadı. İmam-ı Azam şehirli insanları dikkate aldı. Eğer kadın eli değdiği için abdest aldı dese, dinin tatbikatı güçleşecek. Çünkü şehirde insanların kadının eline elini değmesi her zaman mümkündür. Ama bir yerinin kanaması nadiren vaki olur. Onun için kan çıktığı için abdest aldı, dini kolaylaştırmak için. Delil ortada, ya o ya o, %50, %50. İmam-ı Şafii köylüyü dikkate aldı. Her an bir yere kanar, nadiren bir kadına eli değer. O kadın eli değdiği için abdest aldı. Şafii mezhebinde çizmeden taşacak kadar kan akmadıkça abdest bozulmaz. Ama kadına zerre miktar elindeyse abdest bozulur. İhtilafi ümmeti rahmetün hadisinin bu bir tecellisidir. Ümmetimin ihtilafı, görüş farklılığı rahmettir. Dinin tatbik kabiliyetini artırır çeşitli mekanlarda ve çeşitli zamanlarda. Şartlar İmam-ı Şafii'ye uyuyorsa olursun Şafii, İmam-ı Azam'a uyuyorsa olursun Hanefi. İşte bunun gibi içtihad ile içtihad, benim içtihadım bu. Bak, mezhepler arasında, ehl-i sünnet mezhepler arasındaki edebi de şöyle ifade ederler. Bu hususta benim imamımın görüşü doğrudur, yanlışa ihtimali vardır. Mutlak doğru diyemez. Çünkü nas yok. Mukabil mezhepteki imamın görüşü yanlıştır ama doğruya ihtimali vardır. Sen şimdi Hanefiysen diyeceksin ki burada İmam-ı Azam'ın görüşü doğrudur ama mutlak doğru değildir. Yanlışa ihtimali vardır. Trilyonda bir de olsa. Şafii'nin görüşü yanlıştır ama onun da doğruya ihtimali vardır. İçtihad ile içtihad naksedilmez. Onun için Hazreti Ali'nin sözü doğrudur. Ben de müştehidim. Beğendiğim içtihadı tatbik ederim. Beğenmezsem, çünkü o da sahabe. Müştehitlerde kademelenme vardır. İslam hukukunda fakihler, yani fukaha, 6 tabakadır. Bahis bitmez tafsilatına girersem. Müştehit fil mezhep vardır. Müştehit fil mesele vardır. Bir meselede içtihad etmiştir. O da müştehittir. İçtihatları nakledebilen
falanın reyi burada böyledir, filanın böyledir, filanın böyledir diyebilen 6. tabakadadır. En küçük fakih odur. Demek ki ikisi de sahabe olduğuna göre dilersem kabul ederim, tatbik ederim, dilemezsem ben iştihad ederim. Doğru. Fakat Abdurrahman İbni Avf, ya Osman seni seçtim, geç hutbeyi oku dedi. Çünkü anketin neticesi Hazreti Ali'nin aleyhine çıktı. Allah'ın Resulü sen cennetliksin dediği adam bu anketi yapmış. Şimdi biz İran Şialarına bakalım da Abdurrahman İbni Avf hak mı yedi diyelim. Allah Resulü'nün hayattayken sen cennetliksin dediği adam. Yoksa peygamber mi haşa ona cennetlik demekte yanılmış. Böyle şey olmaz. Hazreti Ali sert tabiatlı bir insandır. Hazreti Ali bütün ehli sünnet mensupları için kerremallahu veçe. Allah onun veçini mükerrem kılmıştır diye yad edilir. Ali kerremallahu veçe. Osman kerremallahu veçe değil. Ömer kerremallahu veçe değil. Osman zinnureyn. Her birinin ayrı bir vasfı var. Bu kadar ihtiram edilen bir şahsa halk itibar etmedi Hazreti Osman yumuşak olduğu için daha gönül kazanıcı bir insan gördü. Ona rey verdi. Bütün Medine halkı. Hatta kaynaklara göre 5-6 kişiyi geçmiyor Hazreti Ali olsun diye. Şimdi Şia bu işi saltanat gibi görerek sonra gelecek anlatacağım. Hak onundu, Ebu Bekir hakkını yedi, Ömer de hakeza, Osman da hakeza diyorlar. O adamların azametine, büyüklüğüne, peygamberi iman nuruyla görmüş olmakla sahip oldukları füyuzata karşı bu bir bühtandır. Bühtandır. Onların istikametinden asla ve kat'a şüphe edilemez. Abdurrahman İbni Avf'ın hakemliğiyle demek ki şuraya havale, hakeme havale, anket yapma, tatbikatı İslam'da sahabenin tatbikatıyla sabit olan siyasi otoritenin teessüs şartlarındandır. Bu suretle de siyasi otoritenin teessüsü şu anlattığım hikaye dolayısıyla ashabın tatbikatıyla meşrudur, şer'idir, makbuldür Müslümanlar. Başka? Cumhuriyet kafasıyla hadiseye bakanların asla ve katta kabul etmeyeceği bir usul daha vardır. Hakkı seyf, kılıç hakkıyla siyasi otoriteyi tesis etme. Bunu kim yapmış? Hazreti Muaviye yapmış. Hakkı seyf. Bir yerde anarşi çıktığı zaman bugünkü demokrasi mantığına benzer bir mantıkla reyleri, efkarı bir noktaya toplayarak doğru üzerinde ittifak sağlama mümkün olmayabilir. Nitekim Hazreti Ali'nin seçilmesi hengamında da bu oldu. O zaman bir kuvve-i kahire lazımdır. Susturucu bir güç, otorite. Halifenin şartlarından biri de kuvve-i kahire sahibi olmaktır. Benim anlattıklarım ehli sünnete göredir. Neden? Çünkü her kafadan bir ses çıkar, bir neticeye varamazsın. Ama onun hilafeti, onun siyasi iradesi ne zaman meşru olur? Ahkam-ı şeriyeyi temfiz ederse, emaneti ehline tevdi ederse ve şurası da var ise bu kılıç soruyla geldi diye ona isyan edemezsin. Çünkü İslami idarede maksat olan şart tahakkuk etmiştir. Usulî bir hatadan dolayı isyan edersen hem kendini hem başkalarını ezdirirsin. Hatta fıkıhta
bu vaizler anlatılırken zalim bir idareciye bile isyan huruç ales sulta diye bir bahistir. Eskiden kitaplarda çok vardı. Şimdi kime huruç edeceksin? İdare küfürdür İslam nazarında. Ne hurucu kalmış da ne şeyi kalmış. Ama İslami bir idarede hangi şartlarda huruç şeyin hakkın var? Baş kaldırma hakkın var, isyan hakkın var. Mesela zulümde var ama şart zulmün haddi efsun olması lazım. Az bir zulüm için isyan edersin, daha çok zulme sebep olursun. Zulmün şer'an hadden efsun, az sayılacak hadden fazla olması lazım. İsyan eden ve ona karar verenler ehli hal ve akt olacak. Ve onların da galip ihtimal ile netice istihsalleri mümkün olacak. Bunlar bile isyan bile şartlara bağlanmış. Her kafasına esen haykıracak, siz kafirlersiniz, biz size itaat etmiyoruz. İstediğin kadar bağır, neticeye mezun olmaz. Sen onunla mücadele edip onu hakkaniyet ve adalet dairesine getirecek güç olacak. O gücün var olduğuna ehli hal ve akt olanlar karar verecek. Demek ki hakkı seyf dahi meşru olur, an şart ki ahkam-ı şeriyeyi temfiz etsin, emaneti ehline tevdi etsin ve şurası olsun. Bu takdirde sen baştan bize sormadın gelirken, ben geleyim mi seni idareci olarak sormadın diye isyan hakkın yoktur. Çünkü gaye gerçekleşmiş. İslami idarede gaye ahkam-ı şeriyenin temfizi emanetin eline tevdiidir. Bu gerçekleşmişse daha ne istiyorsun? Ne suretle gelirse gelsin. Çünkü usul için emredici bir kaide yok. Bak dikkat buyurun, saydığım dört kaide de işin ruhuna aittir. Şöyle olursa meşru olur, böyle olursa meşru olur diye bir kaide yok. Onu maslahata havale et. İslam alimleri de maslahatın takdirinde anarşi zamanlarında hakkı seyf dahi meşru olur. Yeter ki ahkam-ı şeriyeyi temfiz etsin. Peki bu suretle seçilen bir halife, yani zirve, baş, siyasi otorite bir çadırın zirvesi gibi, onda zirveleşmek şartıyla aşağı doğru mahalle bekçiliğine kadar genişleyerek teşekkül edecek. Bu halifede muhtelif şartlar aranır. Benim kılıç zoruyla kudretim var, geldim seni idare edeceğim demesi yetmez. Birincisi, bu Müslüman olacak. Müslim olmak. İkincisi, alim olmak, şeriatı bilecek. Ha bu mütebahhir alim, müştehit alim olmasını gerektirmez. Ama İslam'ı doğru olarak bilecek. Efendim havassa hams, selameti havassa malik olacak. Yani organları sıhhatli olacak. Bunların da hep dereceleri vardır. Bir gözü görmesi olur mu, bir kulağı işitmesi olur mu, işte ayakta durabilse de koşması olur mu? Bunlar hep incelenmiş. Yani sıhhattaki aksaklık ne derecede ağır olursa hilafeti meşru olmaz. Bunlar tafsilatıyla kitaplara bakarsın. Bitmez bahis gelirsin. Ancak tam o sıha olacak. Yani sıhhati yüklendiği işi görebilecek, umumi bir hükümle söylemek gerekirse. Yüklendiği işi görebilmeye müsait olacak. Erkek olacak. Böyle çeşitli şartların yanında asıl öğrenmeniz lazım gelen bir noktada şudur, Kureyş'ten olacak. El-e'immetü min Kureyş. İmamlar Kureyş'tendir. Sahih hadistir. İmamlar Kureyş'tendir denmesinin dolayısıyla bazı alimler,
Hiç olmazsa bidayette. Muhakkak Kureyş'ten olması lazım geldiğine kail olmuşlar. Fakat Kureyş'in şevket ve azameti ilanaya devam etmemiş. Zaman gelmiş, zaafa uğramış. Zaafa uğradığı zaman Kureyş'ten halife olmasındaki hikmet ortadan kalkmış. Kureyş en kudretli kabile olduğu için ondan seçilecek halifenin otoritesini kendi kabilesine istinaden gerçekleştirmesi mümkün diye varit olmuş bu hadis tarzında telakki ediyorlar. Diğer taraftan başınıza Habeşi bir köle geçse itaat ediniz. Habeşi köle Kureyş değil ya. Demek ki orada Kureyş'in bir vasfı nazara itibara alınıyor. Şimdi bugün de bir halife nasbedecek olsa, vakit kalırsa bugünkü durumun da hilafetini anlatacağım. Çok ihtimal vermeyeceğiniz gelişmeler var. Mesela Sultanahmet'in oğlunu çıkarsan herkesten fazla rey toplar. Kureyş'te o gün öyleydi. Ama büyük tarihçi İbni Haldun diyor ki Kureyş'ten denilmesi muhakkak Kureyş'ten olacak demek değildir. Eğer o zamandaki Kureyş'in nasıl otoritesi umumen kabul edilmekteyse başka bir zamanda başka bir kavmin veya şahsın otoritesinin bugün karizma diyorlar. Umumen kabulü galip ihtimal ile gözüküyorsa bu hadisi onun hakkında da telakki etmek lazım. Yani maksat kolaylıkla insanların biat edeceği birisi halife olsun demektir diye bunu böyle anlıyorlar. Umumiyetle de böyle anlaşıldığı tatbikatta da sabittir. Peki halife halef olan demektir. Bazı alimler de diyor ki halife ancak istihlaf edilmiş olanın hilafeti için caizdir. Yani halef tayin edilmiş olanın. Halbuki bu şekilde sadece Hazreti Ebu Bekir. Onun için Hazreti Ebu Bekir halifedir. Ondan sonrakiler halife değildir. Nedir? Halifenin halifesidir. Nitekim halifetül halife denmiş Hazreti Ömer'e. Sonra halifetül halifetül halife denmiş. Sonra bakmışlar ki bu zincir devam edemez. Emirül müminin demişler. Müminlerin emiri. Emretmek selahiyetin haiz olan. Ama hilafet kelimesi sahih hadislerde varit olduğu için sonunda o yerleşmiş. Demek ki müstahlef olmak şartı aranmaz olmuş. Bunun gibi feri görüşler çok. Onlarla başını dağıtmak istemiyorum. Ancak şu Sünni İslam aleminde cari olan şu görüşe mukabil Şia hilafetin muadili olan imamet diye bir dava tutturmuştur. İslam dünyasında Şia bizim hilafet anlayışımızı kabul etmez. Onun sistemine imamet denir. Esasen hilafet de İmamettir aynı zamanda. İmam demek cami imamı demek değildir. İmam lider demektir. Şef, başkan demektir. Onun için bunu cami imamlığından ayırmak için hilafete imameti kübra, büyük imamet denmiştir. Ehl-i sünnet literatüründe de bu kullanılır. İmameti kübra, büyük imamet. Şia diyor ki bu peygamber sülalesine mahsus bir haktır. Yani saltanatı reddeden Şia hilafete geldiği zaman yahut imamete geldiği zaman onu bir saltanat olarak anlıyor. Hazreti Ali ve sülalesine mahsus bir krallığı diyelim yahut imamlığı
meşru addediyor. Başkası oldu mu gayrimeşru. Neden? Bu hak onlara mahsustur diyor. Hiçbir İslami kaideyle böyle bir iddiayı desteklemek imkanı yoktur. Bu krallık değildir. Bu krallık değildir. Ha, krallık da ayrı bir mesele olarak bu işin içinde vardı. Ama onlar Hazreti Ali ve sülalesine ait krallık olduğu zaman kabul ediyorlar. Başkasının olduğu zaman etmiyorlar. Niye? İşte seyit olması lazım diyorlar. Ben de Osmanlılara karşı bu iddiayı sürenlere diyorum ki onlar da seyittir. Niye? Osman Gazi'nin hanımı Şeyh Edebali'nin kızı seyidedir. Efendim kadından olur mu? Senin seyitlik dediğin işin kökü kadındır. Hazreti Fatıma. Kökü kadındır. Sonra bu Şia'ya sormak lazım. Hazreti Ali'nin 32 evladı vardır. Bunun için Ömer adını taşıyan var, Bekir adını taşıyan var, Osman adını taşıyan var. Sözüne bereket. Sonradan evlenmiş çok. Çünkü nikahında şart vardı. Üstüme nikah akdetmemek şartıyla. Onun için Fatıma Hanım'ın sağken evlenemezdi. Bu caizdir İslam'da. O benim de seni boşama hakkım olması şartıyla der. Sen de kabul edersin. Kadın da seni boşama hakkı olur. Kadın da sen, buna da tefviz-i talak denir. Bunlar ayrı bahisler. Ama Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra evlenmiş birçok evladı olmuş. Fakat bırakalım onları da. Hazreti Fatıma'dan sade Hüseyin yok ki, bir de Hasan var. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere seyit, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere şerif denir. Sadat ve şürefa. Şerifler ve seyitler. Peki ey İranlılar, ey Caferi mezhebinden olanlar, bu Hazreti Hüseyin Hazreti Ali'nin oğludur da Hazreti Hasan oğlu değil midir? Koca İran'da bütün siyah sarık saranlar seyitlik iddiasındadırlar. Hazreti Hüseyin'in matemini tutarlar 1500 seneden beri, 1400 seneden beri. O matem ile işaretidir o siyah sarık. Ve onlar hep seyitlik iddiasındadır. Siz İran'da bir tane şerifim diyen bir adam yok. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Bu Hazreti Hasan hiç mi evlenmedi? Aksine. Kadın geliyordu, karını boşa, babası geliyordu, benim kızımı al, çıldırıyor senin için diyordu. Hazreti Ali, Allah'ını seven bu benim oğluma kız vermesin dedi. Hasan o kadar güzel ki, kadın diyor ki beni al, 6 ay sonra boşa, razıyım. Erkek güzeli, Yusuf Aleyhisselam gibi bir adam. Sayısız evladı var. Bunlar ne oldu? Niye onlar itibarda değil? Ha, Hazreti Hasan Hazreti Muaviye'ye hilafeti devretti rızasıyla. Babasından sonra 6 ay halife oldu. İşte bütün kabahati bu İranlılar için o merduttur. Hasan diye bir ad yoktur İran'da. Burada şimdi sen dini bir hissiyat ile samimi, dürüst bir hissiyat ile hareket edildiğini söyleyebilir misin bu adamlar? Belli ki siyaset. Belli ki alet ediyorlar bu işi kendi ırkî taassuplarına. İslam aleminde lider olmak için bir ayrılığı, bir iftirakı benimseyerek ve ön plana çıkararak bununla temayüz etmek istiyorlar. Ama bizim derdimiz burada Şia'yı tenkit değil ve işimiz de o değil. Peki şu şartlara haiz olan halife ne iş görecek? Yapacağı işler hususunda da emredici veya maslahata havale edilmiş kaideler var mı? Madem ki halife halef olan, yani peygamberin mesleğini devlet reisinin devam ettiren adamdır,
hedef olduğu insanın yaptığı işleri yapması lazım gelir. Umumi mantık budur. El vekil kel asıl derler eskiler. Vekil asıl gibidir. Asıl ne yapıyorsa vekil de onu yapması lazım. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış bu alemde? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı işler 4 kategori, 4 grup teşkil eder. 4 başlık altında toplayabilirsiniz peygamberin yaptığı işleri. Bunların birisi Allah'tan ahkam telakki etmektir. Bak almak demiyorum, bak lisan budur beyler. Allah'tan ahkam telakki etmek diyorum. İngilizce bilenleriniz varsa şu bardağı almak take'tir. Ama haber almak receive'dir. Maddi bir şey almak to take, manevi bir şey almak to receive'dir. Bizim lisanımız da böyledir. Kemalistler 1000 yıl geçse bu kemale nail olamazlar. Uman kafalıkla. Evet. Allah'tan ahkam telakki etmek. Kabaca almak değiliz. Bu birinci vazifedir. Vahye muhatap olmak. İkincisi bu ahkamı şerh ve izah etmektir. Siyerinde vaki olduğu gibi. Yani içtihattır. Üçüncüsü bu ahkamı kuvveden fiile çıkarmak, yani icra etmektir. İslam nazari bir sistem değildir. Dördüncüsü manevi bir selahiyetle mücehhez olarak ruhlarda tasarruf etmektir. Hatırlayın, Mekke'den müfarakat buyurduklarında Ebu Cehil'in vaat ettiği 100 altına tamah ederek arkalarına koşan Suraka, Hazreti Ebu Bekir'le Fahri Kainat Efendimiz'e bir ok atımı yaklaştı. Efendimiz gelme dedi. O inat etti. Gelme inat etti. Elini kaldırdı, atı kuma gömüldü. Attan indi. Yürümeye çalıştı, gene kuma battı. İşte bu tasarruftur. Hafız olanlarınız hatırlasın. Bedir'de bir avuç toprak kaldı. Düşmanın galip gelme ihtimali bari olduğu bir zamanda. Onu sen atmadın, Allah attı diyor. O toprak, o düşmana ne oldu acaba? Onu Allah bilir. Bu da tasarruftur. Böyle sayısız misal var. Demek ki ruhlarda tasarruf etmek. Şu 4 vazifenin birincisi nur-u nübüvvet ile kaimdir. Halefinde bulunmak lazım gelmez ve de imkansızdır. Çünkü Allah'tan ahkam telakki etmek onun hayatıyla kaimdir. Onun hayatı nihayete ermekle ebediyen bitmiştir. Bir daha vahye hiçbir kul muhatap olamayacaktır. Caferilere sorarsan Hazreti Fatıma'ya da Cebrail gelmiştir ve ahkam vaaz etmiştir. Ona da böyle saçmalıklar var. Evet. Demek ki bu ahkam telakki etmek, Allah'tan vahye muhatap olmak onun şahsıyla kaimdir. Halefinde bulunmak lazım gelmez. Geriye kalır 3 sıfat. Ahkamı şerh ve izah etmek. İçtihat, ahkamı kuvveden fiile çıkarmak, icra ve ruhlarda tasarruf etmek. Şu 3 selahiyeti bir hakkın ifa edenin hilafetine hilafeti kamile denir. Olgun hilafet. Mükemmel hilafet. Raşidin halifeler diyoruz. Doğru yolda olan olgun halifeler. Bu sıfatlardan birini veya ikisini icra edemeyip de veya kısmen icra edenlerin hilafetine hilafeti Suriye denir.
Suri şekli demektir. Hilafet-i Suriye şekli hilafet demektir. Böylece hilafetin kamile olmaktan çıkıp da Suri olması onun meşruiyetini ve ademini gerektirmez. Neden? Bir şeyin vasfındaki eksiklik, kemal sıfatlarındaki eksiklik ademini gerektirmez. Kirli su da su olarak kalmıştır. Ama onun kullanılacağı yer başkadır. Temiz suyun kullanılacağı yer başkadır. Su kirlendi, kendine mahsus olan kemal vasfını kaybetti diye su olmaktan çıkmaz. Binaenaleyh, hilafet suri olanı da ile de İslam alimlerince meşru kabul edilmiştir günümüze kadar. Meşru kabul edilmiştir. Neden? Onlara göre bu dört vazifenin üçünü yapmak ancak sohbeti peygamber bereketiyle mümkün olabilmiştir fiiliyatta. Yani dört halife, peygamber, siz buna Hazreti Muaviye'yi de koyunuz. Peygamber sohbetine, ben Hazreti Muaviye üzerinde vakit olsa ayrı duracağım. Peygamber sohbetine nail olmuş, o feyz ile tefeyyüz etmiş insanlar buna takat getirebilir. Yoksa normal bir insan bu üç vazifeyi de peygamberin icra ettiği gibi aynen, aynı kıratta, aynı vasıfta gerçekleştiremez. Eğer siz Suri hilafeti, hilafet kabul etmeseniz, onların idaresini İslami saymasanız, İslam bu iddianızdan İslam'ın tatbik kabiliyeti olmadığı neticesi doğar. Çünkü İslamiyet 30 sene tatbik edilmiş olur. Gerisi gayri İslami olur. Böyle bir tablo karşısında İslam'ın tatbik kabiliyeti yok ki 1400 sene içinde 40 sene, 30 sene tatbik edilmiş demez mi el olur? O zaman demektir ki bu iddia yanlıştır. Hilafeti ilga ederken ormana balta girmiş de ağaçlar şikayet etmiş. Tecrübeli bir ağaç demiş ki onun bizden olan sapı var ya, o olmasa bu baltayı bize hiçbir şey yapamaz demiş. Bu dine verilen zararlarda din adamları kullanılmıştır. Onlardan öğrenmemiz gelen hıyanet başı Seyyid Beyadında bir usulü fıkıh müderrisidir. Bu adam aldı Kemal Paşa, adliye vekili yaptı. Ve ona hilafeti ilga ettirdi ve bu ilgayı müdafaa ettirdi. Nutuktan fazla basılmıştır. Hilafetin mahiyeti, şeriyesi hakkında nutuk. Seyyid Bey'in meclisteki konuşması. Seyyid Bey usulü fıkıh müderrisi. Size hep o yönlendirme dersinde anlattım ki ilimden daha mühim olan bir şey şahsiyettir. Şahsiyetin zayıf oldu mu ilmi de şerre alet edersin. O adamı aldı, adliye vekili yaptı, hilafetin yıkılmasında onu müdafaa ettirdi. Sonra da döndü dedi ki işi bitti. Ya Darülfünun müderrisliğini tercih et yahut mebusu. O dedi ki ben mebusu, milletvekilliğini seçiyorum. Yo, sana Darülfünun'un ihtiyacı var dedi. Yani senin milletvekili olarak kalmanı istemiyorum. Doğru üniversite. Sürdü onu İstanbul Üniversitesi'nde. Herif kanser oldu. 6 ay sonra geberdi. İşte böyle şerri alet olursun. Usul-i fıkıh kitabını bulun. En güzel usul-i fıkıh kitaplarından biridir. Cumhuriyet kalemşörlerinden de İsmail Kara onu İslamcı yazar göstermiş. Neyle? Hilafeti yıkmak için yaptığı konuşmayla, hilafetin mahiyeti şeriyesi hakkında bir nutuk isimli kitabıyla, İslamcı yazarlar diye katır yükü kitap var ya,
Topla onun bunun kitabını. Latinize et, oldu sana bir kitap. Bunlar da telif nedir bilmezler. Onu İslamcı yazar göstermiş. Allah belasını versin. Mel'un. Evet. Bu adam şu hadise dayandı. El hilafetü ba'di. Hilafet benden sonra. Selasune senetün. 30 senedir. Hilafet benden sonra 30 senedir. Ba'de. Sonra meliken aduda. Hadisi buraya kadar okudu ve bunu kullandı. Isırıcı bir saltanat 30 seneden sonrası. Usulü fıkıh müderrisi Seyit Bey'e göre İslamiyet 30 sene tatbik edilmiş. Evet, 6 ayda Hazreti Hasan hilafetini meşru addedersen 30 senedir Hulefai Raşidin. Ondan sonrası ısırıcı bir saltanat. O ise İslamiyet değildir. Halbuki İslamiyet ne saltanat emretmiş ne cumhuriyet emretmiş. Bak size dedim, şekle ait amir bir hüküm yok. Bu şartların icap ettirdiği bir şeydir. Bizim kapıcı yok mu? Celal! Birisi kapıya bas. Seslerini ona açar. Adildir diyor. Evet. Demek oluyor ki bir hile yaptı. Hadisi buraya kadar okudu. Bu meliken aduda da ısırıcı melikiyet değildir. Ben hilafet kitabını Nasuhi Efendi'den naklettim. Meşakkatli bir saltanattır. Sıkıntılı bir saltanattır. Çünkü ümmetin safiyeti bozulmuş. Muhtelif kavimler karışmış araya. Bunu Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ihtilafında daha net göreceğiz. Hazreti Muaviye'nin kıyamı ve itirazı nedendir? Orada daha net göreceksiniz. Ama safiyet bozulmuş. Onun için meşakkatli. Ama hadisin devamı var. Hain'in okumadığı devamında bade. Ondan sonra cebabire. Zorbalar. Aha bugünküler, hilafetten sonrakiler hep zorbadır. Kemaliyle, cemaliyle hepsi zorbadır. Cebabire, cebbarlar, zorbalar. Hadis bitmedi, bir devamı daha var. Bade, ondan sonra. El hilafetu ala minhacü sünnet. Sünnet üzerine bir hilafet. Nöbet ona geldi. Sıra ondadır, cebabire bitiyor. Vaktim kalırsa bunu da anlatırım. Demek oluyor ki o hilafeti kamile sohbeti peygamber bereketiyle vaki olabilmiş. Onun için 30 seneye münasır kalmış. Ondan sonrası o mükemmellikte olamamış. O kemaldeki noksanlığın onun ademini gerektirmediği için o hilafetlerde meşrudur. Ama kemal noksanlarında sıfır. Eksiklik var. Bunu Osmanlı nasıl halletmiş? Osmanlı bu üç vazifeyi üç ayrı şahsa tevzi etmiş. İcrayı elinde tutmuş. Halife sıfatını haiz olan şahıs icranın başıdır. İçtihadı Şeyhülislam'a havale etmiş. En muteber bildiği alimi Şeyhülislam tayin etmiş. Kendi iradesini de onun kontrolüne vermiş. Ben böyle yapmak istiyorum ama bu yapmak istediğim iş şeriat-ı garra-i Muhammediye uygun mu değil mi? Bunun alimi, müteassısı sensin. Ver fetvanı, yürüsün fermanım demiş. Aynı Anayasa Mahkemesi gibi. Burada 40 türlü dalavara rol oynuyor. O fetvayı verirken mesned-i şer'i gösteriyor. Fetva emini diye orada Şeyhülislamlıkta bir makam vardı. Şeyhülislam'ın yazdığı fetva şu kadarcık bir kağıttır. Yarısı boş, yarısı dolu. Asıllarıyla var elinde. Ama onun arkasında bir dosya vardır. O hükmün dayandığı mesned o dosyanın içindedir.
icabında çıkarır. Böyle dosyalarım da var. Böyle çıkarır gösterir. Şu hükmün kimin içtihadına istinaden böyle vermiş? Ayete mi dayanmış, hadise mi dayanmış, eski müştehitlere mi dayanmış? Bir sürü senedat koca kitap olacak mevzun ehemmiyetine göre. Arkasında bir sürü ek vardır. Fetva üç ve cümledir. Bu ne demek oluyor? Öyle anayasa mahkemesi gibi istediği zaman bu uyuyor anayasa, istediği zaman uymuyor, teville tefsirle değil, mesnet gösteriyor. Mesnedini ekliyor peşine. Böylece ne oluyor? İçtihadı başka bir şahsa havale ediyor. Neden? İşler çoğalmış. Bir adam hem icrada, hem içtihatta, hem ruhlarda, tasarrufta aynı derecede selahiyetli, muktedir hale gelemez olmuş. O ruhlarda tasarruf işini de devrin en muteber meşayihinden birine havale etmiş. Kendi de ona intisap etmiş. Şu inceliğe bak. Şu güzelliğe bak. Ben padişahım dememiş. Şurada Aziz Mahmut Hüdayi üç padişaha şeyh olmuş. Şeyh olmuş.